Herkese merhabalar efendim. Erman Yaşar'la birlikte Nesne Premier'in yeni bölümünde yine karşınızdayız. Milli ara sona erdi. Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çok şükür. Yani milli takımlar kusuruma bakmasın ama benim hakikaten futbolda dayanamadım ki bizim için çok keyifli geçti. Evet. Milli takımımız çok şükür üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Hatta grubu lider bitirmek yolunda da çok ciddi bir avantajımız var. Keyifli bir milli ara oldu ama en keyiflisi bile benim için zor geçiyor. Lig futbolunun, lig heyecanının yerini hiç tutmuyor. O yüzden neyse ki bitti. Bitti. Ya şöyle ilk iki maç tamam ama ondan sonra neredeyse bir 5-6 gün daha bekleme süreci var ya hani bizim milli takım maçı olmadığında. İstediğin kadar İngiltere, Almanya falan takip et, o iş öyle tam olmuyor. Peki nedir son durum? Şöyle bir bakalım. Bakalım. Premier Lig'de Tottenham lider. İki Kuzey Londra takımı tepede. Evet. Tottenham'ı burada görmeyi bekler miydin ya? Sen, asıl ya Tottenham'ı orada görmeyi beklemek tabii ki çok senin de söylediğin gibi mümkün değildi ama Manchester City'yi de üçüncü görmek. Ha. 2 puan var sadece yani bu hafta tekrar lider bile olabilirler. Ama 3'ün yanında Manchester City yazması o kadar beyinle garip uyuşmuyor ki. Değil mi? Hakikaten garip geldi. Tottenham burada çok konuştuk. Çok özel bir iş çıkardılar şu ana kadar. Enç Postekoğlu Hoca ile beraber. Arsenal'ın City'yi yenmesiyle de onlar da çok kolay olmayan bir galibiyet de olsa zirveyi ele geçirmeyi başardılar ama çok küçük bir averaj farkıyla zirvedeler. Ben buralarda kalabileceklerini çok düşünmüyorum. Yani hocayı çok seviyorum, hocaya güveniyorum. Takımı da çok tatlı buluyorum. Çok yeniden yapılanması, Harry Kane sonrası. Doğru gayet bir iş ama hani bu doğru biraz adımlar. Ama Arsenal, illüzyon gibi. Ya illüzyon demeyeyim, hakkını yemeyeyim ama Arsenal, City ve Liverpool'la uzun yolda bence çarpışamazlar. Bunun yavaş yavaş yani şeye gelecektir. Eğrisi doğrusuna. Tottenham'ın bu sene için zaten ilk 4'te bitirmesi bile onlar için çok büyük başarı olur. Çok büyük başarı olur. Bu sene başlarken onlardan ilk 4 bile çok beklenmiyordu. Tabii. Harry Kane gitmiş, tamamen sistem değişmiş vesaire derken. Ben bir şampiyonluk yarışı verebileceklerini pek zannetmiyorum. Ama ne kadar buralarda daha kalabilirlerse o kadar kar ve çok büyük iş yapıyorlar. Kesinlikle öyle. Peki devam edelim. Gündemimizle. Ya işte tabii Chelsea 2 tane maç kazandı ona rağmen ya. Bu arada United'ın da durumu çok iyi değil yani. Daha hiç iyi değil. Yani United'ın durumu Chelsea'den de kötüye doğru gidiyor. Evet. Chelsea'de en azından biraz işler toparlanmaya Allah Allah. Helal. Teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim şahane. Tamam. Chelsea'de işler en azından toparlanmaya başladı. 2 tane maç kazandılar. Takım çok genç bir takım. Biraz eğrisi doğrusuna gelecektir zaman içerisinde. Doğru oyuncuları ve doğru pozisyonları, doğru dizilişi Pochettino bulmaya başladı ama Manchester United yani Scott McTominay'in milli araya gitmeden önce 90 artılarda attığı 2 gol olmasa bence milli arada değişikliğe gidecekti. Yani hocayı da kurtardı orada Scott McTominay. Şimdilik Galatasaray'a kaybettikten hemen sonra iç sahada Brentford'a da kaybetselerdi. Kaybediyorlardı neredeyse de. İşte 90 artı 2'de maç 1-0'dı. Aynen. Üst üste 2 tane attı McTominay. Şans atmasa, yani. Atmasa Eric ten Hag giderdi. Onana'yı da bir yere sürerlerdi. Yani en azından bir ay falan. Çünkü yine hatalı bir gol yedi. Adım 6 ay yaklaşıyor ya bence artık United kalesine. Bakalım ne zaman devralacak. Bu arada bakalım ne zaman devralacak lafının uygun düşeceği bir başka isim de Sayın Jim Radcliffe. Evet, kulübün %25 hissesini alacak olan Radcliffe futbol operasyonlarının başına geçecek. Yani böyle Harry Potter kestinden bir isim ve şey veriyor. Tipi de beyefendinin böyle yaşlı büyücülerden birini oynayabilir gibi falan. Hiç böyle Manchester United başkanı ya da futbol operasyonları başı şeyi almadım. Daha ziyade vibe, Harry Potter vibe'ı aldım. Zaten öyle bir magic dokunuşa ihtiyaçları var. Büyülü bir dokunuşa ihtiyacı var United'ın da. O dokunuşlardan birini Old Trafford'da Kerem yaptı. Evet. Bir iki hafta önce ama tabii United tarafına değil, Galatasaray tarafına yaptı. United'ın da o dokunuşa ihtiyacı var. Yani bunun üzerine şu an için çok sağlıklı bir yorum yapamam. Yani beyefendiyi tanımıyorum. Bilmiyoruz. Nedir, ne değildir. Belki dünyanın en vizyoner adamlarından biridir. Çok iyi bir futbol aklı vardır. Ya da çok iyi yardımcıları vardır. Çok düzgün adamlara temsil edecektir. Bunu olay gerçekleşip tabii, operasyonu görmeye başladıktan sonra ha evet bak mantıklı şu bu diyebiliriz. Ama Manchester United'da şunu söyleyebiliriz üstünkörü. Bir şeylerin değişmesi şart. O yüzden böyle gideceğini bir adamın gelip kulübün belli bir istisnada futbol operasyonlarının başına geçmesi bundan kötü olmaz bence. Bundan kötü olmaz. O yüzden muhtemelen daha iyiye gidecektir Zehirli herhalde. Ok attın. Ya bundan da kötü olursa zaten kapatırlar kulübü herhalde 2-3 sene. Peki devam edelim. Aman! Geliyor gelmekte olan Premier Lig güzel bir maçla dönecek. Arsenal-Chelsea karşılaşmasını izleyeceğiz. Arsenal'ın da zorlu bir fikstürle gidiyor bu arada yani. Yani çok... Tabii biz onu konuşamadık. Evet. Araya da milli ara girdi. Yıllar sonra Manchester City karşısında kazanan bir Arsenal vardı. Seni de tebrik ediyorum. Arsenal kaybetmez bu maçı demiştin. Fazlasını da yaptılar. Benim de hissiyatım o yöndeydi. Özellikle De Bruyne'nin de olmadığı Manchester City'nin bayağı etkileniyorlar De Bruyne'siz ve İlkay'sız. Yani evet ama İlkay'sızlık artık onların yapabileceği bir şey yok. Yani De Bruyne'sizlik bir şanssızlık. Evet. Çünkü sakatlandı adam ama İlkay bir şanssızlık değil. Orada bir karar verildi. Onun yerini doldurmanız lazım ki yaptılar da transferler. Hı hı. Bakalım nasıl olacak ama Pep Guardiola şu an için şeyi bulabilmiş değil. İlkay sonrası dönemin ve De Bruyne'siz geçecek bu birkaç ayın ki artık çok da fazla bir süre kalmadı. Hı hı. Yani bayağı oldu sakatlanalı zaten. Yakında bir aya falan döner diye düşünüyorum. 1-1,5 aya. Ama Pep Guardiola geçen senede mesela sezon başında tam doğru oyunu, tam %100'ü alacağı oyunu bulamamıştı. Bir de yani böyle yenilikçi hocaların, inovatif hocaların şöyle bir laneti de var. Ya bu adam yakıp yıkmayı çok sevdiği için sıkılıyor bir süre sonra. Yani mesela Barcelona'da da öyleydi. Evet. Acayip başarılı bir takım yarattı. Sonra birden üçlüye falan döndü. Bir şey denemek istiyor. Bir şey denemek yani istiyor. Çünkü şimdi bu adam 30 senedir kazanıyor. Tabii burada mübalağa yapıyorum. Hı hı. 30 senedir kazanıyor Premier Lig'i. Bunu oynayanlar çok iyi anlayacaktır demek istediğimi. Futbol menajerda bile yani gerçek bir menajer değilsiniz ama mesela bir takımla gerçek menajer gibisin ama. Aynen çok işte hissiyat o ya. Bir takımla çok güçlü olup ligde böyle 2-3 sene kazandıktan sonra biraz yapmaya başlarsın. Alt lig takımı alayım. Hayır. Eğer hala takımdaysan tabii ki o da oluyor da hala takımdaysan da ulan yıllardır tek forvet oynuyorum. Çift forvet oynayayım. Şurayı bilmem ne. Çünkü kazanıyorsun. Tamam mı? O da artık gelmeye başlıyor. Değişik sistemle de bir şeyler yapmak istiyorsun. Pep Guardiola bu arayışları yakıp yıkmaları çok yapıyor ama şu an yani şu anki takım, şu anki oynattığı oyun bence kendisinin de tam örtüşmüyordur kafasına. Haaland kullanımı geçen sene çok iyi bir noktaya gitmişti. Evet. Şu an o kadar iyi değil. Hiç gidemiyor şu an aslında. Bu durumlar içerisinde Arsenal o avantajı da kullanıp maçı kazandı. Şimdi maça gelecek olursak da Arsenal ligde ikinci ama dediğim gibi bir nevi de lider. Tabii, aynı puandalar. Tabii, aynı puanda. Bence yani Tottenham olduğu için de rakibi yani aynı puanda olduğu takım. Lider yazmak daha nispeten kolay diyorsun Arsenal'da. Yani şunu diyebiliyorum. Aynen, katılırım. Arsenal yarışı sonuna kadar götürecek bir takım. Tottenham bence götüremeyecek bir takım. O yüzden Arsenal'ın şu anda Manchester City'yi kerterez alması daha mantıklı. Onu demeye çalışıyorum. Yani Arteta şunu diyordur. Biz City'nin 2 puan önündeyiz. Tottenham bizim üzerimizde demiyordur. Çünkü yarışı muhtemelen yani bunlarla vereceğiz diyor. Puana olmuş olsaydı farklı. Tottenham'la puana zirvede yer almak arasında fark var. Yani daha kolay altın alabileceği bir takım. Ya da şöyle söyleyeyim tabii ki faraza ama Arteta'ya şunu deseler. Tottenham şu an sizin 4 puan önünüzde olacak ama City'de 6 puan gerinizde olacak. Kabul eder. Eder. Ben Tottenham'ı bir şekilde yakalarım zaten. Kadro kalitem. Onlar daha yeni bir takım. Şu bu. Aynen. Ama City bizim 6 puan gerimizde olsun gibi. Bu anlamda önemli bir avantaj. Tabii deplasmana gidiyor Arsenal. Ve toparlanan bir Chelsea'ye gidiyor. Yani bir 2 hafta önceki çok kırılgan Chelsea'ye gitmiyor. Bu milli arayla beraber tabii Chelsea oyuncularının birçoğu milli takımlara da gitti ama Pochettino yine de kafasındaki bazı şeyleri aktarma işini de o kimyayı bulma işini de biraz daha da yapabilmiştir. Zor maç olur. Zor maç olur. Ben yine Arsenal'ın kaybetmeme ihtimalinin yüksek olduğunu ve kazanırsa da şaşırmam. Arsenal'ı favori görüyorum. Hı hı. Deplasmanda olmasına ve Chelsea biraz başını kaldırmış, biraz kötü günlerden arınmış gibi olsa da ben Arsenal'ı favori görüyorum ama tam bir 3 ihtimalli maç. Çünkü Chelsea içinde şöyle bir motivasyon. Geçen senenin şampiyonluk adayı ikincisi, lig ikincisi. Bu senenin de şu an dolu dizilgiden Arsenal'i de yenersek Pochettino şunu diyecek. Beyler tamam biz bir nefes alın. Biz doğru yoldayız. Basına da diyecek. Çok ağır eleştiriliyorlardı. Bundan 2 hafta önce düşme potasına yaklaşmışlardı. Herkese diyecek ki biz oturuyoruz arkadaşlar. Biz yavaş yavaş geliyoruz. Bizi bir salın. Arsenal'i de yendik. Bize zaman verin. Biz olacağız. Diğer taraftan baktığında da Arsenal kazanırsa City üstü Chelsea'yi yenip zirvede olmak. Gövde gösterisi. City üstü büyük Chelsea bir gövde yani gösterisi. Ne olursa olsun. Ve şunu da hatırlatmak lazım. Ben geçen sene Arsenal'ın City ile öndeyken bile şampiyonluk yarışını vermekte zorlanacağını hatta büyük ihtimalle kaybedeceğini tahmin ediyorum diyordum. Arsenal bu sene kadrosunu daha da zenginleştirdi. Hı hı. Mesela geçen sene bir Saliba'nın sakatlığı şampiyonluğa mal oldu büyük ihtimalle. Bu sene savunma hattı daha güvenilir. İşte Fabio Vieira'yı daha çok kullanıyorlar. Declan Rice gibi bir çok özel oyuncu geldi oraya, orta sahaya. Arsenal'in bu sene şampiyonluk yarışını sonuna kadar verebileceğini ve şampiyonluk kazanabileceğini düşünüyorum Manchester City gibi bir bölüm sonu canavarı olmasına rağmen. O yüzden de çok kritik maçlar bunlar. Yani onlar statement game diyor. Karar ya da hüküm maçları. Yani sen City'yi yenince şunu diyorsun. Beyler biz bu sene masadayız ve size bu şampiyonluğu bırakmaya niyetimiz yok. Bu da öyle bir maç. Yani City üstü Chelsea yendiğin anda bütün İngiltere diyecek ki ya Arteta bu işi bu sene nihayete erdirebilir. Valla güzel maçlarla dönüyor Premier Lig. Bakalım tabii en çok dikkat çeken bu maç ama işte milli ara takımlara nasıl yaradı? Şimdi Sinem Ökten daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Aldım haftanın fikstürünü önüme. Aha. Sana 2 tane maç tahmini soracağım. Öyle kapatacağım çünkü çok acayip maçlar var. Liverpool Everton, Merseyside derbisi. Gerçi çok tek taraflı. Everton çok zayıf ama. Yani evet Liverpool ama buna Liverpool denmez. Çok kolay. Bana böyle gol baremi ver, ne bileyim handikap ver, handikap ver, bir şeyler ver. Valla bence ilk yarı 1.5 üst Liverpool. Olur. Nefis. Hadi bir de Chelsea Arsenal sana da sorayım. Chelsea Arsenal ben berabere diyeceğim ya. Direkt. Değerli bir oran. Yüksek orandan biraz risk alıyorum bu hafta. Peki. Sen niye vermiyorsun? Ben düşer Liverpool handikap yapar Everton'a. Tamam. İlk yarı 1 de olur. İlk yarı 1, ikinci yarı 1 de olur, 1.5 olur, 2.5 olur, hepsi olur. Arsenal yenilmez alıyorum ben de diğer tarafta. Güzel. Peki. Bakalım. İzleyicilerimize kazandırabilecek miyiz tahminlerimizi? Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.